Öncelikle sosumla başlayayım. Sosum iyice karamelize olsun istiyorum. Bir tane soğan alacağım ben. Biraz da sarımsak kullanalım. Çok büyük değil, orta boy bir soğan yeterli olacaktır. Biraz zeytinyağı alalım soğanların. Bu aşamada ben her zaman tuz kullanıyorum. Daha çabuk yumuşuyor çünkü. Domateslerle yeterince kaynayacağı için çok fazla kavurmanıza gerek yok. 1-2 dakika yeterli olacaktır. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Hepsini içine alalım. Biraz domates, biraz biber salçası kullanacağım. Ben biber salçası daha çok. Domates daha az olacak. Şöyle. Bu aşamada biraz karabiber ve tuz tekrar ekleyeceğim. Kızarttığımız köfteleri bu sosla buluşturduğumuzda gerçekten çok renkli bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi daha önce de bahsetmiştim. Kendi karışık hazırladığım domates rendemi olduğu gibi boşaltıyorum. Biraz sıcak su ekleyelim. Bu kıvam yeterli. Çektikçe zaten daha da koyulaşacak. Şuradan o zaman bolca tuz alalım. Bir tatlı kaşığı kadar şeker ekleyelim. Bu kaynasın. Burada yaklaşık 250-300 gram kadar yağlı kıymam var. Bir tane soğan rendeleyelim. Bir tane soğanımızı rendeleyeceğiz. Yumurta. Bolca tuz, karabiber ve ekmek kıtırı koyacağız. Şu şekilde. Karabiber. Tabii ki ben her zamanki gibi biraz acı eklemek istiyorum. Göz kararı. Bir avuçla başlayacağım. Şöyle, bu arada sosum kaynadı. Şuradan hemen altını en kısa almak istiyorum. Biraz zeytinyağı koyayım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar belki. O arada ben ocağımın altını yakayım. Suyum da makarna için hazırlanmaya başlasın. Burada yoğurmaya başlıyoruz. Ben yoğurmada, yani genel olarak plastik eldiven kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü içindeki kimyasal maddelerdense benim sevgimin, yemeği yapmak istemekteki bütün amacımın bu köftenin içine geçmesini istiyorum. O yüzden tertemiz yıkadığım ellerimle yoğurmaya başladım. Şimdi göreceksiniz, dedim ya bir ölçümüz yok. Kıymamız oldukça cıvık. Biraz daha ekleyeceğiz. Evet, son bir kere daha hızlı bir şekilde yoğuralım. Bu tarz, yani bu boy yeterli olacaktır. Ne ceviz ne fındık arası. Ben köftelerimi hazırladım. Tavamı ısıtıyorum. Makarna için suyum kaynıyor. Şimdi tavam ısındıktan sonra onları kızartacağım. Bu esnada makarnamı pişirmek istiyorum. Şöyle bolca tuz koyacağım içine. Şöyle bir çevirelim. Tavanızın ve yağınızın kızardığından emin olun. Şöyle şekillerini tekrar. Evet, çok iyi. Tekrar düzeltelim. Şöyle şunları iyice her taraflarını kızartmak istiyorum. Suyum hazır benim zaten. İçine makarnalarımı atayım. Bunu ara ara karıştıracağız. Yapışmasını istemiyoruz. Böyle bir ince spagetti için 5-6 dakika çok yeterli bir süre. Evet, kapağımızı açalım. Bu bebekleri yavaş yavaş gönderelim. Üste kalanları da ben şimdi içine onların yerleştiririm. Çok değil, birkaç dakika şu şekilde pişsin. Makarnamızı karıştıralım. Makarnamız dolmak üzere. Kocaman bir tabakta servis edelim. Sosum pişti, hazır. Makarnam da oldu. Hemen altını kapatıp ben makarnamı süzmek istiyorum. Tenceremin içinde karıştıracağım. Gerçekten nefis kokuyor. Sosumu iyice karıştırdım. Şu şekilde şık şık koyalım. Evet, bolca bütün köftelerimi yerleştirmek istiyorum. Şimdi bakalım, parmesan varsa biraz da rendeleyelim üzerine. Biraz da süslemek amacıyla maydanoz koyalım. Evet, sanırım bu kadar yeterli.